Evet. Yeni yerler keşfedeceğiz diye buralara kadar geldik. Buraların neresi olduğunu şimdi yol boyu anlatmaya başlayayım. Şimdi Milas'tan Kalemköy'e giderken neresi olduğunu hatırlamadığım bir yerden işte Kalempınar Dereköy bölümüne ayrım yeri var. Siz oradan ayrılıyorsunuz ve daha kestirme bir şekilde öreni görmeden bölgenize gidiyorsunuz. Ben de Kalemköy'e giderken yolda işte iki tane köyü geçtim. İkisi de güzeldi. Fotoğraf çektim, isimleri unuttum. Ekizköy. Ha, Ekizköy'den ayrıldım geri. Sonra Dereköy'e geldim. Ben geçen sene de Dereköy'ü görmüştüm. Dereköy güzel bir köydü ama şimdi ağır ağır geçtiğimde fark ettim çok güzel bir köy. Hatta şu ana kadar gördüğüm en sempatik dere var, su var, yollardan su akıyor, orman, denize de uzak değil. Her neyse oraya girdim. Kamera çekimi yapar gibi oldum ama çok kuvvetli değildi. Arkasından köyün tam çıkışında bir evde çalışan genç bir arkadaş gördüm. Onunla konuştum. Dereköy hakkında fikir almaya çalıştım yani. O da yukarıda Boyunpınar mı? Şu an herhalde oradayım da Boyunpınar mı? Şu an adını ezbere söyleyemiyorum. O köy var, denizi görüyor falan dedi. Daha yüksek dedi. Orayı da gör dedi. Nitekim onun lafını dinleyip buraya kadar geldim. Şimdi hakikaten şu ara bakın, denizi de görüyor. Yani deniz değil orada, pardon, oradan değil de şu aradan görüyor. Onun da hikayesini anlatacağım. Denizi görüp görmemesi de pek umurumda değil. Gerçi yani şurada deniz işte. Evet, komple deniz. Şu yani çamlardan dolayı belki görüntü çok net çıkmayacak ama şu bölge olduğu gibi denizi görüyor. Rakım da köyün girişinde 560 metre yazıyordu ki daha da gittik. Yani daha havası daha güzel. İşte şurada deniz. Evet. Ben tas gibi görüyorum, inşallah çıkıyordur. İşte o köye çıktım. Evler dağınık dağınık. Şimdi birazdan gene bir yer göstereceğim. Orada çok güzel bir ev gördüm. Önünden geçeceğiz. Mezarlığın karşısında bir yerde. Taş ev. 34 plakalı bir A5 gibi bir şey vardı. Çalışan bir arkadaş vardı. Bahçeyi sulayan. Onunla konuştum. Şu an adını hatırlayamıyorum. Kibar, güzel, Sakaryalı bir arkadaş. Uzun uzun bir süre bu evi yap. 4 sene uğraştım dedi bu evi yapmak için. Kaç yıldır hep orada yaşıyormuş. Yani hoş bir arkadaş. Bayağı bir sohbet ettik. Biraz fikirler de verdi. Köy hala yukarıya doğru var dedi. Onun evinden buralara kadar geldiğim halde ben farklı bir evi falan görmedim. Ama gördüğünüz gibi manzara çok güzel. Çok hoş. Yani buradan da denizi. Ya belki de orası Ören ya. İmam Pınarı tamiratı 2013. En güzel, al burada işte çadırını kursun. Su da var. Şu aşağılar Dereköy. Şimdi oradan da geçeceğiz. Evet, anlaşılan o termik santral olduğuna göre deniz kenarında Ören orası. Yani başka bir yer olma ihtimali yok. Zaten Ören'e yakınız yani, 14-15 kilometreydik. Yani bilerek çok konuşmuyorum, tahmini konuşuyorum. Köy bu köy. Yukarıda ben bayağı gittiğim halde bir ev göremedim. Aşağıda var birkaç tane küçük bir köy. Sattık yerlerde varmış ama artık rakamlar uçmuş. Bizim aslında fazla bir arayışa geçmemize gerek yok. Şansımıza bak, kamyon çıktı bir tane. Neyse. Yukarıda bir tane kartal ya da şahin uçuyor. Neyse, kamyonlar gitti Allah'tan. Ne yol açılmış oldu. Burada duruyorlardı adamlar. Herhalde yol yapım falan çalışması olabilir.
toz ettiler ya. Ya toz, zaten toz içindeyim. Görüntü biraz netleş. Mesela bozuldu gibi. Tozdan mı? Kamera mı tozlandı bilmiyorum. Bize arar gidelim, herifler gitsin. Yani düzeliyor biraz. Bu Sakaryalı arkadaş hiç ev yapmayla uğraşma, 50 metre ev yapana kadar tiny house al bir tane, yap, elektrik su verirler, köy içinde yerin, hem kafana göre yaşarsın, canın isterse çekersin gibi muhabbet, evde, kendi evinde, şu yolda. Kendine güzel bir yer yapmış. Yani aşağıdan bir yerden gözüküyor aslında. Şimdi ben de göstermeye çalışayım. Şu evi gördüm, onun üzerinde de o arkadaşın evi. O bayağı işi açmış, bayağı profesyonelce. Neyse, gözükmese de olur. Biz yolumuza bakalım. Daha bayağı yolumuz var. Çok yol yok aslında. Aslına bakarsanız Dereköy, işte şu yukarıdaki arkadaşın evi gözüküyor sanıyorum. 10 dönülmüş. Taş ev yapmış. Yani güzel bir ev işte. Onun altında da benim hayalini kurduğum küçük ev var. Bizi aşar o işte. Aldığım fiyatı söylediğimde çok uygun, iyi almışsın falan dedi. Kovboy köpeğiyle beraber gidiyor diyor işte kaldığımız ama. Valla sahipsiz bir köy gibi. Çok güzel bir köy olsa da çok güzel. Derken güzel bir köy işte. Yükseklik, rakım, deniz yakın. Ha işte deniz tas gibi. Ha. Şimdi buradan geçerken hakikaten deniz tas gibi ortada ya. Ha, denizi görmek ne kadar önemli onu da bilmiyorum da. Bence burası. Çünkü burada evler var. Yukarıda pek bir şey görmedim. Rampaya çıkarken tabi buraları göremedik ama şimdi bak yine tas gibi ortada deniz. Aşağı şu yolun olduğu yer Dereköy zaten. Thank you.
böyle sürpriz yapıp önden arabalar çıkabiliyor. Allah'tan yedik. Evet. Bu evin de mesela konumu ne kadar güzel. Burada mı denizi görüyor? Aynen, deniz kenarından görüyor. Daha şeyde. Köyün adını şimdi söylüyorum. Yoğunoluk. Yoğunoluk'tan şimdi Dereköy'e gideceğiz. Dereköy'den galiba 3 km sonra da Pınarköy var. Pınar'dan da 4 km sonra bizim kalem var. Yani toplam lafta da olsa 8-10 km içinde bu köylerin hepsi bir 10 km. 3 dere köyde burası. 3 de o bir taraf. 6, 4, evet 10 kilometre içinde 4 tane köy var. Daha yukarıya gidersek, Muğla yönüne, yani bizim köyün üzerinden gidersek de 7 kilometre sonra Dümenlili var. O zaman köy sayısı 5'e çıkıyor böylece. 17 kilometre gibi bir şey. Milas'a doğru giderler de bunlarla yolculuk etmeyiz. Karışık 14 dakikadır. Yolculuk yapıyoruz. 3 kilometrelik yolu bitiremedik yani. Hem de diyoruz ki yakın. Gözlüğüm düştü. Dersiniz ben.
git 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 git, aman aman aman, çok güzel, aman aman, yüzümüze baktık. Oradan biz dönüyoruz. Evet, Dereköy. Demez inşallah. Cihaz sıcaklığı yükselirse otomatik olarak kapanır. Cihazın yüksek ısınması ne yapıyorum? Soğutacak mı yani? Güneşe karşı belki o yapıyor. Ören 6 km diyor. Yani yuh, o kadar da değil de. Pınar'la Ören arası. İşte burası, bakın çok güzel yer bura. Ben buraya bayıldım zaten. Şu ev çok güzel. Bu çocuk yine burada ya. Özürlü bir arkadaş. Allah yardım etsin. Şurada işte Abdullah'ın evi. Çok insan gelmiş. Dereköy. Düğünü var, ne varsa. Köy çakır alanı bir evvelki demek işte. İyi de bu yol nereye gidiyor hiç yazmıyor. Sola giden de. Pınarköy rakım 357.
olabilir ha. İnternette bir yer sattım.